Bakın burada bir ceviz var. Burada geçen yıl budamışız. Şu yukarıdan tepe vurumu yapmışız. Aldığımız dal sayısı bu. 1, 2, 3. Şimdi ben yukarıdan bu 3 dalı bırakıp yukarıya devam edersem artık 2,5 metreden aşağıda dalım yok demektir. Sadece şu dal olacak demektir. Ben bunu makası koyduğum noktadan kesip şu bölgeden kesip şu yeni sürgünde devam edersem inanın bana çok sağlıklı dallarım var demektir. Görüyor musunuz? Her bölgeden dal alırım. Burada ben bir yıl kaybetmiş gibi görünürüm. Aslında hiç kaybetmem. Çünkü daha iyi zaman kazanırım, daha dengeli bir ağaç kazanırım, daha sağlıklı bir ağaç kazanırım. Şimdi bu şekilde ben buna devam etmeye kalkarsam bu ağaç her zaman problem olarak devam edecek. Çünkü neden? Önceki yıllarda bu iletim demetlerinin bozulması dediğimiz şeylerden dolayı gözler yaz ortasında korumalar iyi yapılmadığında iletim demetleri bozuluyor ve gözler körelmiş arkadaşlar. Bakın gözler körelmiş. Hiçbir gözden dal alamıyoruz. Dışkı da atmışız. Çizik de çekmişiz ama bir yıl önce vermemiş. Gördüğünüz gibi cılız dallar vermiş. Budayacağım, tekrar çekeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Ağacımızı budadık. Gördüğünüz gibi. Bu sürgünle devam edeceğiz. Şu aşağılardan burası aşağı yukarı 140-150 santim. Şu bölgede 170-180 santim. Şu gördüğünüz boyunlu gözleri parmağımla kırıyorum. Bunları neden kırıyorum? Boyunlu gözlerden sürgün almak istemiyorum. Ağaca paralel ve sağlıksız bir dal olduğu için. Bunları biz tırnakla buduyoruz. Bak kafasını bozduğumuz anda bu buradan çıkmayacaktır. Ha, yukarıda iki tanesi kalabilir, önemli değil. Şu anda biz tamamen düğme gözlerimize bu bölgeden bu ağaçta en az 8-10 dal çıkar bak. Önümüzdeki göreceğiz. Bu bölgeden en az 8-10 tane dal çıkar ve çok sağlıklı bir ağacımız olur. Hoşça kalın, cevizde kalın arkadaşlar.